Hepinize günaydın, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sabahleyin kalktık, bir kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra dedi annem, kızım dedi, ya yapraklar geçmeden bir dolma yapalım. Öğleden sonra gelince pişiririz dedi. Şimdi sabahleyin şöyle dolmamızı yapacağız, koyacağız ama akşam üzere pişiririz. Dolmamızı sardıktan sonra bahçeye gideceğiz. İlaçlama yapacağız arkadaşlar zeytinlere. Çünkü geçen hafta yapalım dedik, fırsatımız olmadı. Bu hafta yapalım dedik. O yüzden gelince de yemeğimiz hazır olsun diye şöyle hemen dolma içini tarladan toplayacağız. Şöyle yapraklarımızı toplayalım, hazırlığımızı yapalım, saralım, koyalım. Gelince de pişiririz arkadaşlar. Şöyle annemin nanelerinden nane alacağım. Dolmaya çok yakışıyor nane. Şöyle annemin bahçesinde ne varsa onlardan şöyle katalım dolmamızın içine. Vallahi kendi yetiştirdiğim mahsulü toplamak pişirip yemek gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir aralar burası komple nane bahçesi gibiydi. Bundan 3-4 sene önce. Annem kim gelirse gelsin hani naneden biçerlerdi. Şöyle biçtiği zaman tekrardan fışkırır ya. Biçer götürür kuruturdu herkes. Kendi biz de dahil. Ama ondan sonra bir yoydu. Nasıl diyeyim? Yani tarlada yoydu. Kalmamıştı. 2-3 senedir çok fazla nanesi çıkmıyordu burada. Ama bu seneyle geçen sene tek tük vardı. Bu sene çok güzel nane olmuş. Demek ki altında şeyi duruyormuş bunun. Saçağı duruyormuş. Demek ki oradan tekrardan fışkırmaya başlayıp naneler. İlla ki köy yerinde hani yeşillik, nane. Bunlar illa ki isteniyor arkadaşlar. Dikilesi geliyor. Şöyle illa dalından topladığım bir başka oluyor. Şimdi nanemizi topladık. Şöyle taze soğanlarımızdan alalım. Babam biliyorsunuz kuru soğan yemiyor dolmalarda, yemeklerde. O yüzden biz de dolmanın içine taze soğan yapraklarından koyuyoruz bu şekilde. Taze soğanı yer. Şöyle yapraklarından alalım. Annem, anneciğimin öksürüğü de geçmedi. Kaç aydır ya, insan böyle öksürür mü ya? Kaçıncı ilaç kullanıyor ama geçmiyor bu yılın öksürüğü. Şöyle taze soğanlarımızı da alalım. Şöyle fesleğen yapraklarımızdan alalım. Annem buraya da koymuş. Şöyle taze soğan dikmiş şurada. Burada da dikmiş. Bunları da alalım. Bakın. Şu kalsın. Dolma içimiz hazır. Şimdi biraz da yaprak toplayalım. Şimdi şöyle bir adet de Fatma Sultan katalım bu sarmanın içine. Ondan sonra tadından yenmez. Anacığıma bakın, ben şunları toplayayım dedim. Annem oturuvermiş hemen buraya. Anacığım. Gelsen gelsene. Ne yapsın? Soğan yapraklarından istersen. Kuyunun başında kimden? Bayağı yetmiyor mu? Sistemde. Alengelen mi onlardan? Üstü aldı. İyi. Tarladakilerden de alengelen o zaman. İyi. Sistemde hocam olmadan ama. Olmasa benim yeşil soğanım çok olurdu. Tamam, azıcık alengelen. Yavaş kuşlarına köklemeden de. Biraz küçük ama annemin azısına gitti herhalde. 2-3 de bunlardan alalım. Soğan yapraklarımızdan. Yeşilliğimiz oldu. Ha ha ha.
olmadan yapamıyorum. Yani olduğu kadar da. Hiç Allah niye verdiysin? Doğru parçalara döndü. Bir sene toludan dolayı. Olsun. Öteki de severdi o kadar bakan bayramdan beri. Dedim sen ona buzluğuna koyarsan ya da bana koyarsan ya da geldi şimdi. Kıskaklanmıştı. Onları seviyor diye. Ömer o kadar sevmiyor herhalde. Ne yaptın? Dedim ama canım gitti galiba. Annem geçen sene anlatıyor. Geçen sene annem de üzümünden çok yaprağına heves ediyor. Babam da üzümüne gitsin diye uçlarını filizlerini kesi kesi vermiş. Geçen sene şimdi onu anlatıyor annem. Bir baktım kesmiş. Yapacak bir şey yok da. Annem de hani uçları filizleniyor ya, tazeleşiyor, yapraklarını toplayıp bastırayıp annem de sarmasını heves ediyor. Bunun hemen yaprağı güzel olur yani. Bunlar da sanki bir onu burada yiyeyim atıyor sana, yere. Şunlara bak. Ne yarıyor lan ne? Yani. Başka da orayı tanımamışım, sonuna çattım. Kadıncağızın biri 4 metre, 5 metre, iyice de saramadı zaten. Saati doldu. Yemek programında ha? 4-5 tane şeye sardı, dakikayla herhalde. He, tabii saatleri vardır saatin onların. Saatin doldu dediler, onu sardım. Bir baktılar, tam da olmadı zaten. Gelincik başladı kendi yemeğe ondan yanında. Yiyeyim bari dedi. Yetiştiremeyince. Çatmadı çünkü. 4-5 şey yaptı, o da iyi olmadı. Yürüyordu koyuyordu, çökeleşik. Yürüyordu koyuyordu. Zavallıcık ne etsin? Böyle. İşte bazı şeyleri diyor öyle. Annem bütün yemek programlarını, ondan sonra sabah kuşağını, akşam kuşağını bitirir. Değil mi? Ondan sonra babamla bir çay demlerler tarlaya. Ha, onu yaparız. Yani. Babam da evde duruyor ama 10 kere de var diye. İşte zeytin hepsi de varsa babam tarlaya alır. Seviyor adam tarlayı. Adam seviyor. Yeşilliği seviyor. Yeşilliği, bay, bahçeyi seviyor. Sonra gezmeyi seviyor. Ha ne vardı? Kuk 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 diyor musun? Şşş. Kiş, benim oraya koyduğum şeyleri mi yiyorlar bilmem. Vallahi hazırcılar ya. Hazırcılar. Evet ne var? Kuk 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 çoğaldı. Horoz çağırıyor hepsini. Yaprak koyduydum ben oraya şeydeleyenler. Ona koşmuşlar. Tavuklar. Yanaklar ya. Onu bir hazırcı. Hazırcı orada yemezse hemen horoz çağırıyor. Görmüyor musun tavukları? Dışına dağıtıyorlar anam, yemiyorlar. Yemiyorlar mı? Ağızlarına. Ne var içinde diye onu merak ediyorum. Otur içtim bunların kurban şeyin temiz olsun dedim. Dur bir bak dedim içtiğim yere hepsini darman duman içtim. Şey mi yok diyeyim ben. Ayaklarına kalmışlar. Tavukla işi kaydı. Ziyan. Öyle. Ziyan ediyorlar. Başka bir şey değil de. Yalnız olsun üremeyen ama da. İki elden olursa. Yedi üremiyorlar. Hazır bir öğün yenmese yarın yenir. Aynen. Bu kartalanlar aç fazla cemşiriyor. Yarılarını almış. Ben içimden al. Yok annem bu tarafta bayağı kele olan gibi ettik başını. Gel olur o. Teyzeler gel olur. Ben de üstünde var herhalde anam. O büyük karalıksa. Nerede? O nasıl o çiçeği yok mu? Verelim denler bunu. Şunlar mı? Ha. Bunları yırttık. Yırttık mı onları yukarıdan mı? Dolu çarpmış onları. Ha tamam o zaman. Dolu beri solmuş. Çok büyük.
Gelmese bile sibon atıyorsun. Aynen olabilir anne. Ama diğerlerini keseceksin. Bunlar dikenli olduğu için ahududusu güzel oluyor bunun da. Böğürtlen ahududu. Baksanıza. Bir aralar çoktu burada. Hani şunlara ağıyordu da böyle kıpkırmızı meyveleri vardı. Ay ısırgan otu. Taladı kolumu. Aslında şöyle ağdıracaksın. Bunu çok güzel ahududular olur da bu sene kendi haline çıkmış da dikeni var. Dikeni olduğundan kızıyoruz. Pek evin etrafında olacak bir şey değil bunu. Teke düşüreceksin bunun dalını. Bir dal olacak. Havaya yukarıya gidecek. Böyle kendiliğinden çıkınca şey olmuş. Çok güzel tutuyordu önce bu. Güzel diyorlar. Arası tutmamışlar diye. Yukarısı mı? Önümde çok almışız yaprağımız oraya. Şey ihtiyacımız yok diye. Şuraya koyuvereyim ben bunu. Şimdi şu evin önündeki asmalara bakacağız. Bunlar biraz dilmeli yapraklı ama yine de bizim yaprak ihtiyacımızı karşılıyor bunlar. Bunlar beyaz üzüm yaprağı. Üzüm yok diyordun anne. Maşallah güzel güzel üzümleri var bak şunlarda. Üzüm var baksana. Yok diyordun ama güzel tutmuş maşallah. Şuradaki kuşun kuşun yumurtaları gözükmüyor anne ya. Kuşun yumurtaları gözükmüyor. Ha, orada durutmaz. Kediler yemiştir onun yumurtasını ya. Gelmez o buradan zaten. Ha, evet. Çünkü kediler durutmaz orada. Her yer kedi. Yavrusu olsa bile durutmaz yani. Yapraklar güzel. Güzel. Dilmelisi de olsun varsın. Bizim yaprak ihtiyacımızı karşılıyor yine bunlar. Böyle tazecik pişireceğimizle. Olduysa yeter. Şimdiden de tazelerini alalım. Kartlamasın. Bayağı da bulduk. Oradan buradan derken. Tabii öbür deminki topladığımızın yaprakları daha güzel. Onlar bütün oluyor. Onlar bütün. Olsun gari. Olsun varsın. Al anne bunlar da. Bunları bir alalım edelim. Şimdi biz yapraklarımızın içini hazırlayalım. Şurada dışarıda bir oturalım, saralım sizinle beraber. Dediğim gibi ablamgil geldik geliyoruz diyene kadar herhalde sararız diye düşünüyoruz. Aynen. Valla dışarıda pek güzel var ya, piril piril esiyor. Ne sıcak ne soğuk. Güneş. Bakın. Güneş bayağı dokunmuş. Sizin ne oldu? Sandalyede yatıyordu, korktu. Tripodu koyacağım diye. Sandalyeler kedilerin artık. Kedilerin. Biz gittik Milemen sandalyeye. Biri bir yere yatıyor, biri bir yere yatıyor. Şimdi ben su koymuştum hoca. Kaynadıysa hemen şöyle yaprakları bir haşlayayım. İç malzemesini bir hazırlayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz.
şey oldu annem ya. Yoğurdum seni, yoğurdum. Yok canım, niye yoracağım? Hazır yapacağız, olursa yiyeceğiz işte. Ha, hazır olursa yiyeceğiz değil mi? Aynen. Hazır olursa hazır canım, yiyeceğiz işte. Tarta koymuşlar abi diye, doğru. Ben o fışkırancıkları aldım. Şu tezecik olanlar var, onları üstüne koyacağım. Evet, onları öyle ayrı koy. Bir de ziyan olmasın, en küçücükler yani. Böyle topladık şöyle, onları da üstüne koyalım, onları ayrı koyalım. Ne yedin ana? Buldum hediyen. Yalnız düzgün olsun diye. Öyle kadıncık aklıma geliyor yarışmada. Öyle yazıldı. Yapraklar diyor, şey onun ufaklı boyut. Niyetli yarışmada da diyor. Böyle yazıldı öyle hemen ara diyecek. O yemek yarışmasında mı var? O şeyde. Yetiştiremeyince. Gelinliğin şeyinde bir bakıyorlar ya yatağına şeyine, düzgün mü, güzel mi? Diyor götüreyim ben sizi dedi yatak odana, oturma odana, onları gösterdi. Ama dolmaları yedik her kendisi. Yetiştiremeyince ha, kalanla yaptıklarını da yiyordu ha? Yaptıklarını da yedi vallahi, uyum ben de yedi onları. Ne yapacağım yavrum, böyleler ayrı o tezecekler bak. Olmazsa bunlarla ben de gideyim. Olmam. Ötekinde de bunları gezdi o çocuk oranın hepsinde de gezdi. Mevlidimiz var ama gelin diye. Yarın gelin nasıl olsa gideceğim işte teyzem. Gidiyormaz mı gidecek olur. Mevlüt de 50, düğün de 50, hepsi 50 gün oluyor. Ölüm de öyle. Olur diyor. Bak bunlar öyle illa ona da söylüyor demişler. Bunca yazıyorlar, sorar indi orada hasta olsa şehirde yuklama gider. Şöyle az iri olanları altına koyalım şöyle. Zaten değil mi anam? Sonra şey deriz. Burada et var, aşama kalanımız çıkarsın. Onu da pişirelim. Kemikli var anam orada. Eğer onu pişireceksen bu çok gider. Gider. O zaman bir daha söyle. Şey gücük saklama kabını, öyle gücüklerinden katılan bir şey. Koy olsun, öyle olmazsa. Değil mi? Neyse bunu böyle üstüne koyun da orada gücük saklama kabını indi. Almayacak zaten. Tamam. Gider bu. Küçük saklama kabını al, içine koyayım. Sonra kem pişiriyoruz, yersin. Öyle nungar. Çünkü bu fazla gidecek. Bakarsın torun denk gelir. O seviyor ama dedim beni seviyorum canım. Şöyle üst kısmını alacağım. Sarmalarımızı yaptık. Şu üst kısımdaki sarmalar biraz küçüklü. O yüzden üstüne sardım. Koydum küçüklü olanları da. Bu tencereyi zaten bir tencere yapsak yeter. Eğer annem buzluğundan şey indireceğim diyorsa. Şöyle küçük saklama kabına da üst tarafı katayım koyayım. Senin de yanına koy gelirler.